Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle solar panel, yani güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirme projesi yapacağız. Evet, ilk önce kullanacağımız malzemeleri tanıtayım. Tanıtmadan önce solar panellerin üstüne elimizle temas ettiğimizde solar paneller işlevini kaybediyor. O yüzden de öncelikle eldiven giyiyorum. Eldivenimi giydim. Şimdi solar panelleri göstereyim. Solar paneller şu şekilde. 5.3 santime 5.3 santim olacak şekilde kare. Bunların her birisi 0.5 volt üretiyor ve 0.43 watt gücündeler. Solar paneller bu şekilde. Solar panelleri birleştirmek için kablo. Bu kablo özel kablo. Üstünde lehim var. Kendinden lehimli. Bu kablo ince. Bu kablo da kalın. Şöyle göstereyim. Neden böyle diye soracak olursanız, mesela 6 tane solar paneli birbirine bağladınız şu şekilde. 6 tane de burada bağladınız. Bu ikisini birbirine bağlamak için bu kalın kablo kullanılıyor. Ama her bir solar paneli kendi arasında bağlamak için de bu ince kablo kullanılıyor. Bu da sıvı pasta. Lehimlerin daha iyi, daha düzgün bir şekilde olmasını sağlıyor. Bunların haricinde önemli olan bir malzeme de epoksi reçine. Bu solar panelleri bir camın üstüne yapıştıracağız. Şu şekilde. Burayı cam olarak kabul edersek şöyle camın üstünde duracak hepsi. Ama bunu cama yapıştırmak için kullanacağınız malzeme ışığı geçiren bir malzeme olması lazım. Epoksi reçine de bu iş için en uygun malzeme. Önce camın üstüne epoksi reçine sürüyor. Sonra da bunları koyup bıraktığınızda o şekilde kalıyorlar. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle şu ince kabloyu iki solar panel büyüklüğünde kesiyoruz. (Gülüyor) 50 tane solar panelim olduğu için şu büyüklükte 50 tane kablo kesiyorum. Kesme işlemini bitirdik. Ben 6x9 şeklinde yerleştireceğim solar panellerimi. Çünkü elimde 54 tane var tam. Çıkışında da yaklaşık olarak 18 volt almayı planlıyorum. Solar panellerimizi monte etmeye başlayalım. İki solar paneli birbirine seri bağlamak için bir tanesinin üstünden, yani eksi tarafından, diğerinin altından, yani artı kutbundan birbirine bağlamanız gerekir. Eğer paralel bağlamak istiyorsanız da eksilerini birbirine, artılarını birbirine bağlamanız gerekir. Şimdi ben 9 tanesini birbirine seri bir şekilde bağlayacağım. Öncelikle bütün panellerimize birer tane kablo bağlayalım. Lehim yapmadan önce fluxumuzu sürüyoruz. Yani sıvı pasta. Evet, bu şekilde bütün panellerimize aynı işlemi yapıyoruz. Bayağı uzun sürdü ama sonunda bitirebildim. Şimdi birleştirmeye geçelim. Birleştirirken bir tanesinin üstünü diğerinin alt tarafına lehimleyeceğiz.
uzun gelen teli kesiyorum. Sıvı pasta mı sürüyorum? Evet. Böyle. Bu şekilde istediğiniz kadar seri ve paralel şekilde bağlayarak istediğiniz gücü elde edebilirsiniz. Bu arada yaparken çok nazik davranmaya çalışın. Çünkü çok hassaslar, hemen kırılabiliyorlar. Bu parça yine işe yarar. Çünkü ucundan kırıldı. Şöyle ortadan ikiye falan kırılsaydı artık işe yaramazdı ama ucundan kırıldığı için sadece biraz daha düşük güçte üretecek ama yine de üretir. Sonunda bağlantıları da bitirdim. Şu anda 6 adet sütunum var. Her sütunda 9 tane solar panel var. Her solar panelde 0.5 volt üretiyor. Yani bir sütun 4.5 volt üretiyor. 18 volt elde etmek istiyorum. Eğer hepsini seri bağlarsam birbirine 4.5, 9, 13.5, 18, 22.5 ve 27 volt. Toplamda 27 volt elde etmiş oluyorum. Eğer hepsini birbirine seri bağlarsam. Bu yüzden şu iki sütunu birbirine paralel bağlayacağım. Yani şu ikisi beraber 4.5 volt üretecek toplamda. Bu ikisi beraber de toplamda 4.5 volt üretecek. Bu ikisi tek başına 4.5 volt üretecek. Yani 4.5, 9, 13.5, 18. Bu şekilde bağlantısını yapacağım. Bu kalın olan teller artı, ince olan teller eksi. Aynı şekilde. Şimdi artıyı eksiye, eksiyi artıya seri bir şekilde bağlayacağım. Evet, solar panelimiz hazır. Şu anda şu ucu eksi, bu ucu da artı. Güneşe çıktığı zaman 18 voltu üretmesini bekliyorum. Bağlantıları bir de yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu eksi kutbu altından geliyor solar panellerin. Artı kutbu, çünkü üst taraf. Artıyı götürüp diğer solar panelin eksisine bağladım. İnce kablolar eksiydi. Buradan artısını eksisine bağladım tekrar. Bu şekilde seri bir şekilde bağladım. Ve en son burası artı kaldı. İlk başladığımızda eksiydi. Bu ikisi arası 18 volt gerilim elde edeceğim. Önden de bu şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar, dün solar panelin yapımı akşama kadar sürdüğü için test edemedik. Bugün sabahtan güneşimiz doğar doğmaz testimize başlıyoruz.
Şimdi şu ucu artıydı solar panelimizin. Bu ucumuz da eksiydi. Evet, 19 volt. Görmüş olduğunuz gibi 19 volt üretiyor şu anda. Bir de gücünü test edelim. Bir tane motor bağlayacağım. Önce motora bir bant yapıştırayım. Dönüşünü görmeniz için. Motora bandı yapıştırdım. Şimdi bağlantısına geçelim. Bir ucunu bağladım. Solar panelden gelen bir uca. Diğer ucunu da değdirdiğimde motorumuz da bu şekilde bayağı hızlı bir şekilde dönüyor. Bunu son olarak da şurada görmüş olduğunuz cama epoksi reçine ile yapıştıracağım. Camı hazırladım. Epoksi reçineyi döktüğümde camdan dışarı taşmasın diye kenarına çerçeve yaptım. Silikon da çektim. Aralardan sızdırmasın diye. Şimdi epoksi reçineyi döküp solar panelleri cama yapıştıracağım. Şimdi epoksi reçinemizi dökelim. Ben 50 tane küçük solar panel için 150 gram epoksi reçine kullandım. Fiyatı da biraz pahalı bir ürün. Şimdi her tarafına eşit şekilde yayalım. Solar panellerimizi artık cama yapıştırıyoruz. Hava kabarcıkları var. Onları yok etmemiz lazım. Altta kalan hava kabarcıklarını elimizle solar panellerin üstüne bastırarak çıkarıyoruz. Hava kabarcıklarını aldım. Şimdi artık arka taraflarını da epoksi reçineyle kapladıktan sonra solar panelimiz hazır olacak. Arka tarafı kaplama işini de bitirdik. Şimdi kuruduktan sonra solar panelimiz kullanıma hazır. Solar panelin son hali bu. Güzel oldu. Bayağı uğraştırdı kerata. Ama olsun. Değdi buna. Çok güzel oldu. Çok da iyi güzel oldu. Arka tarafı da böyle. Epoksi reçine tamamen kurudu. Parlak ve su geçirmez bir yüzey oluştu arkada. Ve cama yapıştırdı solar panelleri epoksi reçine. Artık kullanıma hazır. Solar panel yapımı da bu kadardı. Solar panel hakkındaki sorularınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın.